Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 50 TL'ye evde hamburger menü yapıyoruz arkadaşlar. Bakın size bugün aldıklarımı göstereyim. Şöyle evimde soğan halkam vardı ama bunun fiyatı 12 olması gerekiyor. Sonrasında şöyle ekmeklerimi de 20 TL'ye aldım. Ve hamburger köftem var, onu da 20 TL'ye aldım. Sonrasında patatesimizi buzlu suya koydum. Marulumuz var. Burada domatesimiz var ve ben soğanlarımı arkadaşlar karamelize ediyorum. Şekerli karamelize ediyorum. Sonrasında biraz baharat da atıyorum. İşte tuz atıyorum. Onun dışında karabiber, pul biber vesaire o tarz şeyler de atıyorum. Bu arada sosumu da kendim yaptım. İçerisinde ise ketçap ve renk sosumuz var. Hadi şimdi hamburger menümüzü yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar hamburger menümüzü yapmaya başlamadan önce size şunu da söyleyebilirim. Ben ekmeğimi hazır tercih ettim ama siz kendiniz de yapabilirsiniz ya da köftenizi kendiniz yapabilirsiniz. Ama bu şekilde benim için açıkçası çok pratik oluyor ve gerçekten çevremde arkadaşlarım da yakınlarım da bu tarifimi çok seviyor. Hem ekonomik oluyor hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Lütfen sizler de bu tarifimi deneyin. Arkadaşlar ben tencereme yağımı aldım. Bakın sizlere de şöyle göstereyim. Şu kadar bir yağ ekledim. Şimdi yağımın kızmasını bekliyorum. Öncelikle patateslerimi kızartacağım. Sonra soğan halkasını ve en sonunda hamburger köftesini kızartacağım. Bu arada arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Hazır yağım kızıyorken ben de sizinle biraz sohbet edeyim. Ben bugün bu şekilde yani marketten genelde zaten marketten alıyorum hamburger köftesini. Dana hamburger köftesi ama mesela nugget'la da çok güzel oluyor ya da şinitzel'le de çok güzel oluyor. Lütfen aklınızda bulunsun. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bakın ben patateslerimi buzlu sudan çıkarttım ve şu şekilde süzdüm. Artık suyu yok. Onu da kesinlikle unutmayın çünkü çok fazla sıçrama yapabilir. Ben patateslerimi tencereme attım arkadaşlar. Şimdi şöyle kızarmasını bekliyorum. Ara ara birazcık karıştıracağım. Kızardıktan sonra hemen geliyorum. Patateslerimiz hala kızarmaya devam ediyor. Arkadaşlar bakın kesinlikle unutmayın. Gerçekten buzlu suya patateslerinizi doğrarsanız çıtır çıtır oluyor. Ve gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Bu arada benim patatesim de sarı patatesti. Tam kızartmalık gerçekten. Bakın patateslerimiz kızardı. Bakın çok 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 lezzetli oldu. Ve gerçekten fast food zincirlerindeki patatesler gibi oldu. Şimdi arkadaşlar soğan halkalarımızı kızartmaya başlıyoruz. Bakın ben arkadaşlar şöyle soğan halkalarımı da güzelce dizdim. Şimdi de onları kızartmaya başlıyorum. Soğan halkalarımız da rengini almaya başladı arkadaşlar. Ben şöyle maşa yardımıyla pişenleri çevire çevire kızartıyorum. Zaten soğan halkası 2-3 dakikada hazır olur. Soğan halkalarımız da hazır arkadaşlar. Bakın şöyle nar gibi onları da kızarttım. Şimdi onları da bir kenara alacağım ve son olarak hamburger köftemizi kızartacağım. Hamburger köftelerimi de koydum arkadaşlar. Şimdi onları da kızartıyorum. Bu arada paketin içinden 5 tane çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Benim 4 ekmeğim var ama bir ekmeğimi double yapacağım. Daha büyük yapacağım. Yani 2 köfteli yapacağım. Şimdi şöyle güzelce hamburger köftelerim de kızarsın. Hemen geliyorum. Bakın ben hamburger köftelerimi şöyle ters düz ede ede kızartıyorum. Arkadaşlar ben hamburger köftelerimi de kızarttım. Şimdi hamburgerimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar şöyle hamburger ekmeğimizi ben bu şekilde ikiye böldüm. Onu yani kameraya almadım açıkçası çünkü kolay zaten herkes biliyor. Şimdi hamburgerimizin en altına bu yaptığım güzel sostan ketçaplı ve ranch soslu güzel sostan şöyle sürüyorum. İstediğiniz kadar sürebilirsiniz bu arada. Hiç fark etmez bu kadar yeterli. Sonrasında ise marulunu ekliyorum. Şöyle biraz küçük alalım. Ben ama sevdiğim için bir tane daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle marulumuzu ekliyoruz. Sonrasında ise şöyle güzelce yaptığım karamelize soğanımı ekliyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Ve son olarak da yani hamburger köftemizi koymadan önce de domatesimi ekliyorum. Sonrasında ise hamburger köftemizi arasına koyuyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde kapatıyoruz. Bu arada ben şu üzerinde sostan çok fazla hoşlanmıyorum. Açıkçası o yüzden sos sürmüyorum ama siz isterseniz üzerine de sos sürebilirsiniz. Şu şekilde hamburgerimiz hazır. Şimdi arkadaşlar bir tane daha hamburger yapayım. Sizlere de göstereyim. Şöyle hamburger ekmeğimizi aldık.
En altına, tabanına şöyle güzelce yaptım. Sostan koyuyorum. Bu arada barbekü sos da koyabilirsiniz ya da acı sos da koyabilirsiniz ama ben açıkçası o sosları çok sevmiyorum. Şimdi sosumuzu koyduk. Sonrasında marulumuzu en altına koyuyorum. Dediğim gibi ben bol gerçekten çok seviyorum. Sonrasında şöyle soğanımızı ekliyorum. Gerçekten çok 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 güzel oluyor arkadaşlar. Lütfen sizler de bu tarifimi deneyin. Sonrasında domatesi koyuyorum ve hamburger köftemi koyuyorum ve kapatıyorum. Bakın şu şekilde gerçekten çok 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 ama çok lezzetli oluyor. Ben şimdi diğerlerini de yapayım arkadaşlar. Son olarak kapanışta görüşürüz. Arkadaşlar bakın ben bütün hamburgerlerimi yaptım. Gerçekten çok 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 lezzetli oldular. Şurada da patates kızartmamız var ve soğan halkamız. O zaman ben servise çıkıyorum. Ve benim hamburger menüm servise hazır arkadaşlar. Bakın sizlere de şöyle göstereyim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Bakın şöyle katmanları da gözükürse size göstereyim. Şu şekilde. Gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bu arada gerçekten yani 50 TL'ye de günümüzde çok fazla bir şey yemek mümkün değil artık. Yani dışarıda bile yesek 100 TL, 150 hatta çok iyi bir yerde 200-250'yi bile bulabiliyor. Ama ben 50 TL'ye şöyle 4 kişilik güzel bir aile menüsü ya da arkadaş menüsü çıkarttım. Sizler de umarım tarifimi denersiniz. O zaman artık kapatalım. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.